Kronos TV'de analiz programıyla karşınızdayız. Bugün 23 Şubat 2024 Cuma. 28 Şubat darbesinin üzerinden neredeyse 30 yıl geçti ama Türkiye'de yargı, askeri darbe vesaire tartışmaları, yargı darbesi tartışmaları bitmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ı yavaş yavaş tartışmaların odağına çekmişti. Bu hafta analizde Yektan Türk Yılmaz ve Doğan Ertuğrul ile bu siyasette öne çıkan yargı darbesinin karşı darbeye dönüşen şeklini konuşacağız. Yine Şevki Yılmaz'ın çıkışı, yine avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması ve seçimden sonra sermayeye dönük bir operasyonun ayak sesleri mi? Bütün bunları konuşacağız. Ben önce merhaba demek istiyorum. Merhaba. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba Turan hocam. Bey, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Hocam isterseniz önce sıcak bir başlıkla başlayalım. Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararına sahip çıkamadı. Kendi verdiği karara da sahip çıkamadı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay Milletvekili Yargıtay kararına istinaden mecliste genel kurulda karar okundu ve milletvekili düşürülmüştü. Bunu başından beri o 8 Kasım 2023 tarihli yargı darbesi olarak bu programlarda hep vurguluyoruz. Şimdi bu karardan sonra hem Can Atalay'ın avukatları hem de Cumhuriyet Halk Partisi bu kararın yok hükmünde olduğuna dair karar vermesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Anayasa Mahkemesi dedi ki yeni bir karar vermeye, bir hüküm ihdas etmeye, hüküm tesis etmeye lüzum yoktur dedi. O zaman mesaj alındı mı Yargıtay'dan, Erdoğan'dan, Bahçeli'den ve diğer yandaş kalemlerden gelen mesajı almış mı oldu Anayasa Mahkemesi ki kendi kararında bile onun arkasında duramadı? Yani tabii Turan Bey şimdi şunu diyebilir Anayasa Mahkemesi. Ya ben zaten biz zaten söyleyecekleri söyledik diyebilir. Bu doğru. Şimdi ama tabii buradaki yani bunun yine bir anayasal ihlal olduğuna vurgu yapmaktan kaçınmanın da bir nereye oturduğunu biliyoruz tabii bugünkü siyaset içerisinde, bugünkü dengeler içerisinde. Burada konuşmamız gereken o. Yani son itibariyle zaten şunu düşünmüyorduk değil mi? Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin bir, yani bu Türkiye'deki otoriterliğe karşı veyahut da anayasanın ihlaline karşı bir direniş örgütleme ihtimalini pek düşünmüyorduk zaten. Herhangi birimizin düşündüğünü sanmıyorum. Yani en minimum şekilde belli bir, yani bir en minimum haliyle bile Türkiye'deki veyahut da anayasanın, Türkiye'deki daha önceki örnekler veyahut da anayasanın çok açık maddelerini uygulamaya yaklaştığı zaman bile hemen sopa çekiliyor karşılığında. Yani hani dediğim gibi, yani bu minimum seviyede olsa bile bir kurumu, bir koltuğunu, yani burada ben Türkiye'deki anayasa rejimi falan savunmaya çalıştığını sanmıyorum Anayasa Mahkemesi'nin. Yani oturdukları koltuğu, yani kendilerine biraz da hani, yani biz buradayız demeye bile girişmelerine izin vermeyen bir durum söz konusu. Ve orada da tabii ki yani zaten sorun mevcut rejime karşı koyan bir konumda olmasından kaynaklanmıyordu zaten gerilim. Gerilimin kaynağı neydi? Herhangi bir biçimiyle, geçen programda konuştuk, ondan önceki programlarda konuştuk, artık herhangi bir şekilde o kurumun varlığına tahammül etmeyen bir rejim söz konusu. Buradaki, yani buradaki vurgu Anayasa Mahkemesi'nin kararında değil. Bakın bu kararı böyle alması da kurtarmayacak, göreceksiniz. Yani şunu, bu yani rejimin Anayasa Mahkemesi'ni, Danıştay'ı, bütün yargı kurumlarını, ki bakın şimdi şunu hatırlatmak gerekiyor. Bu kurumların kadrolarına baktığınız zaman neredeyse artık tamamen bu rejim sırasında bir tek şekillenmiş değil, tekrar tekrar şekillenmiş. Yani önceki bir halleri beğenilmemiş, ondan sonra tekrar şekillenmiş, tekrar şekillenmiş kurumlar bunlar. Buna da İhale yasası gibi. Evet, aynen öyle. Burada tartışmayı böyle bir kör noktaya kitlemek yerine biraz daha geniş bakmak gerekiyor. Geniş baktığımızda da görmemiz gereken şey Türkiye'deki otoriterliğin geldiği olgunluk seviyesi. Yani Türkiye'de yani biz şu anda bence bir, yani biraz da
yanıltıcı bir bahar da yaşanıyor Türkiye'de bir yanıyla. Şu anlamda söylüyorum. Hani nasıl şöyle düşünün ki Türk lirası bazen değerinin üzerinde sizin alanınıza girerek örneği bir analoji, bir teşbihte bulunursam Turan Bey, hani Türk lirasının Türk lirası olduğundan daha değerli diyoruz değil mi? Türkiye'de şu anda mevcut özgürlük durumları veyahut da mevcut en azından bir görüntü olarak hukuk sistemi vesaire olduğundan çok daha değerli noktada. Yani bu şu demek, yani rejim tarafından tamamen, yani oralar yeteri kadar sıkılmak henüz istenmediği için onu kullanıyoruz. Yoksa değil ki Türkiye'deki özgürlükler bugün, Türkiye'de şu an özgürlükler demeyelim onu anladın ama yapılabilirlikler bir dengenin sonucu. Yani muhalefetin orada olmasının, kurumların bunu engelleyecek olmasının, böyle bir engel yüzünden değil bunları şu anda var olmaları halen orada. Yani halen işte ne bileyim Erdoğan'a karşı açıklamalar yapılabilmesi, halen adaylı seçimlere gitmemiz, halen seçim kampanyası yapılması, bunlar muhalefetin sağlam durmasıyla, belli güçlerin, belli dengelerin dayatmasıyla olan durumlar olduğunu ben sanmıyorum. Hani bunun olmasının sebebi Erdoğan'ın henüz oraya adım atmayı düşünmemesi. Yani başka bir neyi engel olacak herhangi bir durum yok. Dolayısıyla burada gördüğümüz, zaten Türkiye muhalefetin parçalanmasıyla daha önce seçim öncesinde konuştuğumuz muhalefetsiz Türkiye, yani Erdoğan'a tehdit sunma ihtimali ortadan kalkmış, muhalif olmaya doğru zaten hızlı bir adım atıldı. Şimdi muhtemelen 31 Mart seçimlerinin sonuçları bekleniyor. Ondan sonra biz hızlı bir şekilde belki kalan kısmını diğer tartışmaya, çünkü bağlanıyor oraya. Yani bu işte Şevki Yılmaz'ın açıklamaları ondan sonraki tartışmalarla bağlanan bir durum. Çünkü bu rejim bir yere akacak. Bu otoriterleşme bir yere akacak. Bu devam eden bir süreç. Olmuş bitmiş değil. Ve ben 31 Mart sonrasında hem yargıyla ilgili kesinlikle daha böyle, yani Türkiye'de dediğim gibi piyasa değerinden daha yüksek olan yapılabilirliklerin bence biraz çok daha daralmasının yaşanacağı bir döneme gireceğimizi düşünüyorum. Doğan Ertuğrul, Danıştay'ın 414 takip savcıyı ihraç edilen, KHK ile ihraç edilen hakim savcıları görev iade etmesiyle başlayan bir tartışma, geçen hafta da vurguladık. Eski bir karar olmasına rağmen Sabah gazetesi tarafından, Yandaş Sabah tarafından tekrar bu yeni bir şey gibi sunuldu ve Erdoğan bu pası aldı. Dedi ki yüksek yargıda bazen bizi rahatsız edici şeyler oluyor. İşte bu yüksek yargıdaki fikir ayrılıklarını, ihtilafları gidermek için adım atmalıyız dedi. Tam bu dönemde de Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararını açıkladı. Aslında bir anlamda Anayasa Mahkemesi şunu dedi. Arkadaşlar ben elimden geleni yaptım ama vaziyet ortada. Ya yani bizim de malum eve ekmek götürmemiz lazım. İşsiz kalmamak için de bundan sonrasını artık yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyoruz deme noktasında garip bir kararla çekiliverdi sahadan. Keşke en azından buradaki karara atıf yapılıp ve bunun gereklerini yerine getirilmemesine dair vurgu, Yekten Hocam'ın belirttiği gibi bir şerhle bunu ilan etseydi. Şimdi Danıştay Anayasa Mahkemesi hizaya gelmiş görünüyor. Bu arada orada da bir seçim takvimi başladı. Nisan'da Zühtü Arslan emekliye sevk ediliyor mevcut başkan. İrfan Fidan en favori adaylardan biri. Teamüllere göre aday olamaz aslında. Orada yaş ve kıdeme göre başkanlar seçiliyordu. Ama teamüller vesaire bunlar artık Türkiye'de kamuda bir karşılığı yok bunun. Hele hele yargıyı da Erdoğan'ın tanzim ettiği bir dönemde muhtemelen İrfan Fidan orada yeni başkan adayı olabilir. Ne dersin? Burada hem Can Atalay kararı hem Erdoğan'ın Danıştay'ı da içine alarak yüksek yargıyı yeniden tanzim etmeliyiz sözlerini sen nasıl yorumluyorsun?
Vallahi Yekten Hoca iyi bir yerden girdi bence. Şöyle bir tablo var ortada, yani yargı krizi var, işte mahkemeler var, Danıştay var, Yargıtay var. Bunlar arası hukuki ihtilaflar varmış gibi bir yem atılıyor önümüze rejim tarafından, iktidar tarafından. Ve biz buradan hukuki bir tartışma yapmaya çalışıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Anayasanın şu maddesine aykırı, buna aykırı. Tabii. Ve şimdi sosyal medyada, Twitter'da geçen gördüm, çok güzel, çok eğlenmiştim gördüğümde. Diyor ki, Allah'tan diyor reis seçim, kampanya, oy verme filan gibi işleri seviyor da şeye gidiyoruz, sandığa gidiyoruz, oy atıyoruz, sonuçlu olursa olsun falan filan, demokratik bir seçim olmasa da, adil bir seçim olmasa da, reis diyor eğer bunlardan hoşlanmasa seçimi de iptal eder, seçim de yaptırmaz. Türkiye'nin geldiği otoritetik düzeyi dediği Yekten Hoca bence bu düzeyde ve rejim buna işte Erdoğan hoşlanıyor ya da ihtiyaç duyuyor falan, yani seçim varmış gibi yapıyoruz. Yani hala bir alan olduğu kesin ama hiçbir şey yokmuş gibi, seçim seçilmiş, yargı yargıymış, yüksek yargı yüksek yargı gibi hareket ediyormuş, aralarında hukuk ihtilaflar varmış gibi bakmak önümüze atılan yemi yemek olur. Hepimiz açısından, toplum açısından, muhalefet açısından. Zaten Anayasa Mahkemesi ile ilgili sen söyledin. Evet, mesaj alınmıştır dedi Anayasa Mahkemesi. Çünkü net bir iptal kararın yok hükmünde sayılması talebiyle gidiliyor Anayasa Mahkemesi'ne. Ki bu olmadan önce, CHP gitmeden önce Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı alması ve direkt olarak mahkemeye değil, yerel mahkemeye değil, daha önce olduğu gibi işte Gergerlioğlu kararında olduğu gibi direkt kararı meclise göndermesinin mümkün olduğunu söylediler. Örneği de var bunun yani. Ama anlaşılan o kadar uzun boylu hukuki tartışmalara mecal yok Anayasa Mahkemesi'nin. Ya da kurumlar arasındaki şeyde senin de söylediğin gibi İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı aday olamaz. İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi üye olamaz zaten. İrfan Fidan'ın şu an Anayasa Mahkemesi üyesi olması anayasaya aykırı. İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi'nde üye olması yasalara aykırı, prosedüre aykırı. Yani hani şey meselesi var ya, belediyede istisnai görevle kadroya alınıyor bir memur, sonra yallah maşallah bir bakanla müdür gidiyor. İrfan Fidan'ın yaşadığı şey bu. O nedenle hukuki bir tartışma, Erdoğan'ın çok söylediği gibi efendim kurumlar arasında bir yargı tartışması var, ben de buraya hakem olacağım falan, bu boş iş bunlar. Ve o nedenle Anayasa Mahkemesi direnebildiği kadar, tırnak içinde direnebildiği kadar direnmiş ve sonra havlu atmış gibi görünüyor. Danıştay meselesinde de geçen hafta konuştuk. Yani ortada Danıştay'la ilgili bir tartışmayı başlatacak bir somut bir Danıştay'da olup biten bir şey yok. Danıştay'dan daha sonra, hani biraz geride kaldı ama çok kısa şeyi söyleyebilirim. Danıştay feveran ederek açıklama yapıyor. Yani o da muhtemelen bir şeylerden çekiniyor falan filan. Hani geçen hafta söylemiştim, Danıştay'ı kapatır mı filan diye. Diyor ki biz 2016'dan bu yana bu kadar insanı iade ettik. Arkasından da şeyi söylüyor, bir Danıştay üyesi İsmail Saymaz'la konuşuyor ya geçen günlerde. Yahu çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki yargılanmış ve beraat etmiş insanları bile ihraç etmişler. Bunun ihraç nedeni de sevgili Selami Er Kronos'taki bu haftaki yazısına yazdı. Yargıda birliğe oy vermeyen insanlar fişlenmişti. Şu an teker teker onları ihraç ediyorlar diyor. Yani yargıda birlik platformuna işte oy vermeyen yüksek yargı mensupları ihraç ediliyor diyor. Buradaki meselenin işte daha başka hesaplarda olabileceğini geçen hafta konuşmuştuk ama konuşmamız gerekli olan şey hukuk varmış gibi yaparak hukuk konuşmayı aşmak zorunda bence. Siyasetin, rejimin ve hesaplarının, planlarının geldiği yerin merkeze alınması gerekiyor. Başladığım şeyle bitireyim. Yani çok seviyor işte şey de seviyor. Erdoğan seviyor, Bahçeli seviyor, bilmem ne yapıyor. Son olarak işte bir FETÖ tartışması Bahçeli başlattı. Nereden başlattı? Danıştay'dan girdi, İliç'teki madenden çıktı bir FETÖ tartışması başlattı. Arkasından evlerine, dükkanlarına el konulmalı insanlar dedi. Şimdi böyle bir hukuki zemin mi var yani? Hukuki tartışacağımız bir yerde değiliz. Hukuki bir mücadelenin imkanlarına çok sınırlı olduğu bir yerdeyiz. O nedenle tabloyu anlayalım ama bunun siyasi bir mesele olduğunu, rejimin niteliği açısından başka bir aşamaya, Yekten Hoca'ya katılıyorum, tekabül ettiğini görelim ve son şey, önümüzdeki seçim sürecinde hangi tür faaliyetler, hangi tür yasa dışılıklar net olarak ortaya çıkacak henüz bilmiyoruz ama konunun yasallık sınırını, hukukilik sınırını çoktan aştığını ve verilen mücadelenin bu şartlar altında verildiği gerçeğini unutmadan bence görmemiz gerekiyor. Evet, tabii Danıştay Başkanı'ndan işte daire başkanlarına, dairelerdeki üyelere kadar hepsi bu dönemde
avukatlıktan, işte önce hakim savcılar, oradan da jet hızıyla Danıştay, Yargıtay üye tayin edilen isimler bunlar. Zaten Danıştay'ın o açıklaması da evlere şenlik. Zaten diyor 4500 savcı hakime ihraç edilmiş. Biz sadece 2016'dan beri 400 işte 400 civarında kişiyi, onlar da beraat ettikleri halde iade edilmeyenler. Ama onlara da tekrar bakılabilir tabii diyor. Yani yazık. Yani Türkiye'nin aslında, hani Yekten Hoca'nın dediği gibi, yani yüksek yargı gibi görünse de ne Anayasa Mahkemesi, eski Anayasa Mahkemesi, ne Danıştay, ne Yargıtay. Bunlar aslında mevcut otoriter rejimin dışarıdan o çok parlak görünen forsları gibi duruyor. Bir tabii anlamda aslında Turan Bey, şey yapıyor, payan da oluyor. Evet. Ya bir virgül biraz önce şeyi söyledin ya, HSK tekrar bakabiliriz deyip inceleme başlattığını duyurdu. Yine atıfta bulunmak isterim sevgili Selahattin Erdoğan, Doktor Selahattin Erdoğan'ın yazısına. Eski Anayasa Mahkemesi raportörü diyor ki, Danıştay bir karar vermiş. Karar vermiş. Bu karar kesin karar. Yani Danıştay bunlar görev iade karar vermiş. HSYK kim oluyordu tekrar inceleme başlatıyor o karara karşı? Yani Danıştay'ın verdiği, yüksek mahkemenin verdiği bir karara karşı ben yine de işlemi başlatıyorum demesi, ne kadar hukuku tartışmadığımızın, ne kadar göstere göstere başka şeyler yapıldığının izahı açısından, gösterilmesi bakımından güzel yani. Danıştay'ın verdiği karara karşı HSK'nın üst mahkeme, yani genel kurula başvurduğunu, itiraz ettiğini konuşmuştuk. Oradan yeni bir karar çıkmadan nasıl yeniden aynı insanlarla ilgili inceleme başlatıyorsun? Neye dayanarak başlatıyorsun? Bunlar artık dediğim gibi hukuki bir tartışma olmadığını bir kez daha gösteren şeyler olduğu için altını çizme ihtiyacı duyuyorum. Evet, aynı İsmail Saymaz'a konuşan üst düzey Danıştay hakimi baskı ve tehdit altındayız demiş. Yani günaydın Sayın Hakim. Yani baskı ve tehdit altında kaldığınızı yeni fark ettiyseniz, yani kararlarınız zaten onu söylüyordu. Ne yazık ki aslında Osmanlı'dan miras, Cumhuriyet'e bir kurumdan bahsediyoruz. Danıştay, Sayıştay, bunlar çok kuvvetli, geleneği olan yüksek yargı organları. Ama gelin görün ki bugün bu vaziyetteler. Tabii o diğer tarafta da şeriat tartışması. Osmanlı, ne Osmanlı, Cumhuriyet'i kuranlarla ülkeyi İngilizlere satanlar şeklindeki o resmi retoriğin çatıştığı bir düğün oldu geçen hafta sonu. Sultan Abdülhamit Han'ın, 2. Abdülhamit'in 4. kuşaktan torununun düğününde Şevki Yılmaz, AKP'li Şevki Yılmaz, 28 Şubat'ın da Refah Partisi Rize Milletvekiliydi. Yine Halil İnalcık, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi bordrolu vaizi, İmam Hatibi. Halil, yine Profesör İlber Ortaylı. Pardon. Hangisi? Ortaylı. Konakçı mı? Yok, Konakçı mı? O Halil Diyanet'in vaizi Konakçı mı? Halil Konakçı. Halil Konakçı, evet. Bir de İlber, Profesör İlber Ortaylı. İlber. O biliyorsunuz. Ortaylı. Her meclisin şeyi, o masanın müdavimlerinden, her masada bir sandalye vardır İlber Hoca'ya. Onu da çağırmışlar ama orada Şevki Yılmaz, Selanik'ten gelen dönmeleri, aynen tırnak içi böyle söylüyor. Selanik'ten gelen dönmeleri ve dönmeleri destekleyenleri kahreyle ya Rabbi. Osmanlı Hanedanı'nı sınır dışı edenleri kahreyle ya Rabbi, soysuzları diyor. Böyle dua, böyle bedduada bulunuyor. Orada insanlar amin diyor. Onunla ilgili herhangi bir soruşturma açılmadı ama avukat Feyzi Altun bu sözler üzerine Türkiye laik bir ülkedir ve şeriatla yönetilmeyecektir dediği için gözaltına alındı, evinde arama yapıldı, tahliye serbest bırakıldı ama Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı buna itiraz etti. O itiraz da reddedildi. Bu arada Beykoz Cumhuriyet Başsavcısının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yeğeni olduğunu, işte daha yeni mesleğe başlayan savcılardan olduğunu öğreniyoruz. Hocam şimdi ne oldu? Aslında hatırlayalım, Gazze bombalanmaya başladığı andan itibaren Erdoğan aslında Gazze'de Filistinlere yardım etmek bir yana, Türkiye'den geçen şarapnel parçası görüntüsü bile paylaşıldı. Made by Turkey diye. Baruttan jet yakıtına tamam silah mühimmat gitmese bile şeyin gittiğini biliyoruz. Yani jet yakıtının gittiğini, çeliğin, demirin vesairenin, gıdanın gittiğini biliyoruz. Bunlar hiçbir şekilde kesilmedi İsrail'e
gemiler Türkiye'den ve... Silah gitse şaşırır mısınız? İşte bu gemiler tartışmasını açanlar gözaltına alındı. Ama Erdoğan mitinglere, Filistin mitingine, oğlu Bilal Erdoğan Galata Köprüsü'nün üzerinde Hilafet Gazze gibi de görünse, Gazze'ye selam olsun, mücahitlere selam olsun da dese, hilafet mitingi olduğunu herkes kabul etti. Şimdi de Şevki Yılmaz ve yine hükümete yakın belli insanlar, işte Ali Konakçı vesaire, bunlar bir şeyler söylüyorlar. Ne dersiniz artık? Erdoğan'ın geçen hafta meclis sarayda bir anayasa çalışması için talimat vermesi, meclis başkanını, eski meclis başkanlarını, işte Mustafa Şentop, birilerini, hukukçuları da orada toplaması ve bu anayasaya dair bir hazırlığın talimatını vermesiyle bu tartışmaları bir araya getirdiğimizde 1 Nisan sonrası Türkiye'nin gündemi aslında öyle açlık, sefalet, yüksek enflasyon, devalüasyon, işsizlik değil de tam da bu konular mı olacak? Yani biz bu programlarımızdan birinin manşetiydi sanırım bu, değil mi? Evet. Yani geçmiş programlardan birinin manşeti. Bayağı oluyor, bir buçuk ay falan oluyor. Yani bu biraz bunu oylamaya dönüştürüyor gibi. Şimdi ben konuşmaya Mısırlı İhvan ekibine geçmiş olsun dileyerek başlamak istedim. Geçmiş olsun. Unutmadık. Geçen sefer çünkü dikkatinizden kaçtı. Şimdi evet. Siz işte İsrail'e şunu veriyor, bunu veriyor diyorsunuz. Yani şimdi, verir. Ben silah verdiği zaman şaşırır mıyız? Yani? Sicilya'da yani, silah verse şaşırır. Türkiye'deki yöneticilerin verilebilir. İade edilebilir. Yani zaten vatandaşlık Türkiye'de nasıl bir şeyse tabii onu da bilmiyoruz. Tabii hukuk konuşurken birine vatandaşlık veriyorsunuz, tamam. Hani bu hemen böyle şey gibi, kapat aç gibi, dikkat edersiniz. Hemen ertesi gün alabiliyorsunuz vatandaşlığı. Yani hani pıt diye alabiliyorsunuz. Düğmeye basar gibi. Yani bu nasıl bir bak? Kim ister bu vatandaşlığı bir defa? Yani bunun evet, için İhvan'ın kim Türkiye'deki niye para yöneticilerinden ya? Birini kastediyorsunuz değil mi tabii, hocam? Tabii. Ve yani tamamını kastediyorum. Hiçbirini tutmayacaklar. Tabii. Yani evet, kurumsal kesinlikle. Olarak çünkü bayağı yerleşmişlerdi. Televizyon yayını, bayağı karar verici organları falan Türkiye'deydi. Şirketler, ticaret. Evet, ben şimdi konuyu dağıtmak istemiyorum ama yani sadece dediğiniz biraz bana onu hatırlattı, ona değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten geçmiş olsun. Bu arada yani burada yani yani Erdoğan'a güvenip işe giren herkese geçmiş olsun Orta Doğu'da. Yani onu da söylemek lazım. Yani şimdiden Hamas'a da geçmiş olsun. Hani Suriye kısmının zaten ne olduğunu biliyoruz. Bu bir işin bir kısmı. Şimdi gelelim hemen esas konumuza. Şimdi tekrardan ben biraz basitten başlayarak, çünkü çoğu zaman ya yani bu rejimin bir yanı daha var Turan Bey. O kadar çok şey oluyor ki peş peşe. Sürekli sersemletiyor bizi. Nerede olduğumuzu şaşırıyoruz. Yani vertigo diyorlar ya, konum kaybına uğruyoruz. Yani ve yani böyle detay detay olayları konuşmaya başlıyoruz. Sanki yani sanki olay yani o anda bir olay olmuş gibi. Yani o bir zincirin parçası değilmiş gibi. Bakın ben yani belki izleyiciler de sıkılacak ama bunu bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. Biz 10 yılı aşkın artık bir dönemdir, bence 2010'a kadar götürebiliriz bunu, bir otoriterleşme sürecindeyiz. Bu otoriterleşme süreci birincisi lineer. Yani ne demek? Hep otoriterleşme yönüne gidiyor. İkincisi akümülatif. Akümülatiften kastımız ne? Eğer bir konumu fethettiyse artık onu geri alamıyorsunuz siz bu otoriterlikte. Gitti o. Ona artık oraya bir geri dönüş yok. Üç, sıçramalı. Sıçramalı ne demek? Belli noktalarda sıçramalar yaşanıyor. Yani 2010'u dedik bir sıçramaydı. 2000 işte ne bileyim 14, 17-25 Aralık bir sıçrama noktası. 15 Temmuz çok büyük bir sıçrama noktası ve bunun üzerinde de bir 15 Temmuz rejimi kuruldu değil mi? Ondan sonra başka bir sıçrama noktaları da oldu. Mesela 14-28 Mayıs bir sıçrama noktası. Şimdi bir sıçrama noktası da ne olacak? Muhtemelen ihtimaldir ki 31 Mart bir sıçrama noktası. Sıçrama noktası ne demek? Yani bir anda seviye atlaması demek otoriterlik. Yani bir anda yani kemer örneğini verirsek 3-5 duruma göre söyleyin siz, delik birden sıkması demektir. Şimdi biz yeni bir eşiğe geldik. Bunu zaten bu programlarda defaten söylemeye çalışıyoruz. Demin yani Türkiye'deki yapılabilirlikler alanı aslında hak ettiğinden fazla değerli dediğim de bu.
Türkiye'de bir olacaklar var. Yani Türkiye'de yeni bir aşamaya gidiliyor. Ve ben bu aşamaya giderken, yani bu şeriat meselesini bu noktada önemsemek gerektiğini düşünenlerden. Şimdi onu açacağım ama ne kastettiğimi açacağım. Bu hanedanlık meselesinin önemsenmesi gerektiğini düşünenlerden. Yani şimdi yani şunu bir lafa fark et. Değil mi Erdoğan? Erdoğan şaka yapmıyor. Yani Erdoğan'ın herhangi bir konuda şaka yaptığını birisi bana bir konuda bile gösterse ben ona o şaka yaptığına inanacağım ya. Yani bu 10 küsür yıl içerisinde Erdoğan neyi söyleyip yapmaktan vazgeçmiş yani. Ha şunu söylemiyorum. Ta ki bu ülke yani diplomaside yaptıklarını falan söylemiyorum. Orada tabii ki dişi kesmiyor oradakileri. Ama bizi dişi kesiyor yani. Türkiye'yi dişi kesiyor. Şimdi ikisi aynı örnek değil. Evet. Yani bunu ciddiye almak lazım. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Bütün bu tartışmalar içerisinde. Türkiye'de çok fantastik bir Kemalist ekip var. Çok fantastik. Gerçekten çok fantastik. Neden çok fantastik? Yahu vaktiyle yani işte bu başörtüsü, maşörtüsü falan filan gibi güya laiklik savunması yapanlar şu anda ben geçenlerde bir Halk TV'de bir program izledim. İnanamadım, gözlerime inanamadım. Hakiki bir tehdit varken yok diyor, bunu diyor işte oyunu oynuyor, seçim için yapıyor diyor. Hala aymazlık içindeler değil mi hocam? Bir dakika şimdi. Ya daha düne kadar bunlar başörtüsü yani hatırlıyor yani bu 28 Şubat falandan bahsettiniz. Vaktinde onun şampiyonluğunu yapan akıl. Bugün gerçek bir tehdit olduğu zamansa yok canım yok yok o ya öyle bir şey yok falan diyor. Şimdi hakeza hatırlayınız. Bu Suudi Arabistan'da bir maç oldu. Bence oradaki hikayedeki de hiç alakası yoktu. Ne Mustafa Kemal'le bir alakası vardı hikayenin. Ne efendime söyleyeyim şeriat meriyat onlarla da bir alakası yoktu. Yani laiklikle falan da bir alakası yok. Kaldı ki bu hafta bu son 2-3 gündür sosyal medyayı takip edenler görüyordur değil mi? Güzellik yarışması işte Suudi Arabistan bayrağını etrafında yani ve Veliaht Prens'in açıklamalarını. Yani öyle yani böyle ve o zaman da kıyametler kopartıldı. Ve kıyametler bir tek kopartılmadı. Yine bu ekibin garipliğine ilişkin bir şey söyleyeceğim. Bir anda kutlamaya başladık. Biz ne kadar şahane bir ekibiz diye kutlamaya başladık. Ama bu esnada senin bulunduğun ülkede ne oluyor ona bakmıyorsunuz. Ve somut gerçek tehdit nedir onu görmüyorsunuz. Bu son örnekte. Ve bu son örnekte bakın ya hiçbir tepki yok. Yani yine sümen altı oldu. Unutuldu bile. Bakın kaç gün geçti biz şu anda artık pek konuşulmuyor bile. Ve arkasından da kimse gitmeyecek emin olunuz. Yani gidilmemeli mi gidilmemeli mi ayrı bir tartışma. Bence oradaki tartışma bunun arkasına nasıl gidilmeli tartışması. O yapılmıyor. Yani daha çok böyle bir magazinel işte bu adam böyle buna ceza verilmiyor mu mahkeme yok mu falan filan gibi kendini kandıran. Yahut da Sayın Feyza Altun'un yaptığı gibi kendini kutlayan yine. Hani dedim ya yani iş bunda kendine kilitleniyor. Ama aslında buradaki meselenin hacmi, meselenin büyüklüğü ve ciddiyeti tamamen gümbürtüye gidiyor. Bakın şimdi bu söylediklerinden sonra bir şey daha eklemek isterim. O da şu ne demokrasinin ne güçler ayrılığının ne efendime söyleyeyim tırnak içerisinde laikliğin ne de sandığın kendi kendini koruma diye bir marifeti yoktur efendim. Yani çünkü Türkiye'de çok büyük bir kesimi buna inanıyor. Yani niye olmaz diyorsunuz? Çünkü Türkiye böyle diyor. Ya arkadaş şimdi onun hani kendi yani birisi onu kaldırıyorum dediği zaman onu yani bir savunacak bir şeye ihtiyacı var değil mi? Onu koruyacak bir güce ihtiyacı var. Nedir? Böyle bir kurumun mu var? Böyle bir muhalefetin mi var? Yüksek yargıyı konuştuk işte az evvel. Ya işte mesela işte onu diyorum. Kim koruyabilir anayasa? Anayasa Mahkemesi kararı. Anayasa Mahkemesi'ni koruyabilir mi Turan Bey? İstediğiniz kadar karar alın. Oturun orada siz 15 kişi, 20 kişi alın kararlarınızı. Anlatabiliyor muyum? Ya bugün artık rutine dönüştü. En yerel mahkemeler Anayasa Mahkemesi'ni takmıyor artık. Takmıyor. Yani bizim burada konuşmamız bile zul. Esas soru şu. Orada oturuyor olmalı. Evet. Yani şu anda oturmaya devam etmeleri zaten rejimden gelecek herhangi bir şeyi zaten kabul edeceğini gösteriyor o kurulun. Neyse oraya ben gitip götürmek istemiyorum. Şimdi gelelim meseleye. Bir de şöyle bir tabii bununla beraber şunu söyleniyor bir mesela. Ya Türkiye'ye şeriat mı gelir ya falan. Türkiye öyle bir ülke değil falan. Şimdi birincisi yani şeriattan ne kastedildiğini iyi anlamak lazım. Yani bu şeriattan bahsedilen şimdi Erdoğan'ı zorlasanız veyahut da şu andaki rejimin liderlerini zorlasanız size Kur'an'ı bir şeriat getirmez.
size sünnet üzerinden de bir şeriat getirmez. Neden getirmez biliyor musunuz? Yani zorlasanız, zorlasanız, sıkıştırsanız, canlarıyla tehdit etseniz getirmez. Neden getirmeyeceğini size söyleyeyim. Çünkü bunların hepsi bir kurallar manzumesi olarak geliyor. Bir kural kaidelerle geliyor. Türkiye'deki rejimin işleyişine baktığınız zaman en kaldıramadığı şey tutarlı kurallar. Tutarlı herhangi bir kuralla söyleyeyim. Yani bakın hani buna ister şeriat deyin, ister efendime söyleyeyim. Yani herhangi bir anayasa deyin, herhangi bir kurallar silsilesinin veyahut da manzumesinin bütününün olmasını kaldırmayacak bir rejim. Peki ne kastediliyor? Ne kastediliyor burada? Şeriattan kasıt Erdoğan tipi, Türkiye tipi şeriattan, bizim Türkiye tipi başkanlık sistemimiz var ya, referansını artık anayasaya ve görev anayasaya vermeyen ve esas itibariyle Erdoğan'a siyaset üstü, bakın siyaset üstü meziyetler ve kudretler atfederek kurulmuş bir yönetimden bahsediyoruz ve bu yönetimin esas referansı artık hukuk vesaire değil, iyilikler, kötülükler, ülke yararları vesaire olmasından bahsediyoruz. Şeriat dediğimiz bugün Türkiye'de budur. Ve tabii ki böyle bir şeyin, bu programlarda yine konuştuk, merkezinde bir İslami söylem olacak. Çünkü meşruiyetini oraya bir yerden almak durumunda. Yani burada yani şunu anlatmak gerekiyor. Ya şeriat dediğin zaman Türkiye'de çok karikatür anlaşılan bir şey. Ya kolunu keser, sizin hepinizin kolunu keserler falan. Yani ve bu da işin ciddiyetini, işin vahametini sulandıran ve aslında biraz da ağrı kesici gibi kendisini rahatlatan ifadeler bunlar. Yani Türkiye otoriterliğin, tekrar söylüyorum, otoriterliğin geldiği seviye itibariyle ve onun karşısında duracak güçlerin takatsızlığı ve birçoğunun ortadan kalkmış olması sebebiyle, kurumlar olarak söylüyorum, güçler güçlerden de kastım muhalefet ve onun koordinasyonundan kastediyorum. Olmaması dolayısıyla şu anda Erdoğan'ın tasarrufuyla biz bu belli özgürlükleri kullanıyoruz. Demin Doğan Bey'in söylediği gibi. Neye göre kullanıyoruz biz bunları? Ne sayesinde kullanıyoruz? Dedim yani Erdoğan'ın tasarrufu bir. İkincisi uluslararası diplomatik konjonktür. Üçüncüsü sizin alanınız ekonomik durum ve olanaklar. Yine uluslararası ekonomik olanaklar ve durum. Ve son olarak da rejim içi dengeler. Ama şunu akılda tutmak lazım. Türkiye'de, Türkiye'nin mevcut hali bugüne kadar ne oldu biliyor musunuz? Eski bir iskelet duruyordu. Türkiye'de iskelet duruyordu aslında. Sistemin, eski sistemin iskeleti duruyordu. Üzerine ne yaptık? Kaçak kat çıkıldı. Yani başkanlık rejimi diye bir kaçak kat çıkıldı ve apartman yöneticisi oraya taşındı. Artık kalan hepsi de boşa gitti. Yani alttakilerin hepsi boşa gitti. Şu anda bu mimariyi tümden değiştirme hesapları yapıyor. Bu bina yürümüyor. Siyasetin gramerini değiştirmek istiyor. Bunu anlamak gerekiyor. Ve Türkiye'nin oraya gitmemesi için bana ikna edici bir şey söylemesi lazım diyorum. Ben ikna edici hiçbir şey duymuyorum. Evet. Ne deniyor mesela? Ya Türkiye NATO üyesi. Ya NATO neleri kaldırıyor siz? Bir bakın bakalım etrafınızda. Ve ayrıca Türkiye'yi artık zaten ne NATO ne Avrupa Birliği kendisinin dert etmesi gereken bir ülke olarak görmüyor. Kendisine minimum sorun çıkartıp kenarda duran bir ülke olmasını istiyor. Zaten aktif katılımcısının olmasını istemiyor ki. Ona göre size yaptırımlarda bulunsun. Ona göre sizi şekillendirmeye çalışsın. Yani ben burada durayım ama yani bu konuları gerçekten hani böyle bu seçimdi vesaire böyle bunları araçsallaştırmadan ciddi ciddi konuşmak ve kafa yormamızın mecbur olduğu artık yani çok elzem olduğu bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Evet, Erdoğan aslında Türkiye'de yani sizin o çok garip bir Kemalist şey var. Aslında orası da kendi içinde bir öz eleştiri yapabilseydi zaten bugün bu noktada olamazdık. Sonuçta ikna odaları bu ülkenin tarihinde var. İnsanlar başörtülü olduğu için üniversite kapılarından döndürdüler. Merve Kavakçı meclis genel kurulu salonundan yaka paça dışarı atıldı. Yani dolayısıyla darbelerin ve müdahalelerin, demokrasiye müdahalelerin laiklik savunuluyor adı altında aslında muhafazakar kesimin sindirilmesi şeklinde devam etmiş bir cumhuriyet tarihinde Erdoğan bu yaraların üzerinde aslında
Lan onu diyecektim Turan Bey. Bu öfkeyi laiklik falan savunulmadı. Laiklik falan hiçbir zaman savunulmadı. Bence bakarsanız evet. Laiklik garip bir kelime. Sekülerizm tabii den konuşmak gerekiyor. Ama bahsettikleri anlamda bile Türkiye'de bir laiklik bile bence olmadı. Çok sorunlu bir şeydi. Olmadı. Ayrı bir şey. Ama savunulmadı. Tam tersine bahsettiğiniz eylemlerle pırıl pırıl bugünlerin yolları döşendi. Bunu evet. Görmek gerekiyor. Yani radikal İslam'ın, siyasi İslam'ın adına ne derseniz deyin. Ilımlı demokrat dindar insanları merkez sağda tutabilirdiniz ama rejim bunu ısrarla işte 12 Eylül'de işte Diyarbakır cezaevi nasıl bugün Kürt siyasetini başka bir yere sürüklemişse şiddeti ve terörle yan yana anılıyor hale getirtmişse rejim haklı talepleri, demokratik talepleri. Ne yazık ki bu noktadayız. Yani Atatürk posteri paylaşarak Twitter'da bu işler olmuyor. Sonuçta hiç kimse yani. Eleştiriden muaf değildir değil mi? Yani böyle 21. yüzyılın ilk çeyreğinde hala orada olan gerçekten bu Halk TV dediniz ya o örneklerin bu dalgayı durdurması mümkün değil. Yani Erdoğan onları gerçekten ciddiye almıyor. Çünkü halktaki esas onun vurgu yaptığı kısımların halkta nasıl karşılık bulduğunu biliyor. Doğan Ertuğrul bu açıdan şeriat tartışmaları da aslında bir anlamda Erdoğan mutfakta yemeği pişirirken var biraz da siz oyalanın noktasında olduğumuzu göstermiyor mu? Bugüne kadar geçtiği Yekten Hoca'nın o lineer otoriterleşme diye özetlediği 2010 yılı anayasa değişikliğinden bu yana her bir kavşakta yeni bir safhaya geçmesi ve bir anlamda aslında çıtayı hep kendisi adına yukarıya koymasının bir yansıması değil mi şu an olup bitenler? Yani hem evet hem hayır bence. Evet, yani hayırdan başlayayım istersen. Aktüel olan tartışma bence çok net seçim süreciyle ilgili bir tartışma. Bu bir seçim kampanyası bence. Her şeyden önce seçim kampanyası. Yani Erdoğan şu anki seçim sürecine Atatürk tartışmasıyla girmek, şeriat tartışmasıyla girmek, saflarını öyle sıklaştırmak. Yani bu sandıkta bana yarar diyor. Çok açık tablo böyle yani. Çok açık tablo böyle. Yani Şevki Yılmaz'ın konuşmasının o ifadelerinin çok böyle ne dediği hesap edilir bir adam olmasa bile ya da benzer açıklamaların planlı olması yani o ihtimali bence yüksek. Bu tartışmanın kendisi seçim kampanyası Erdoğan'ın belirli alanlarda epeyce de zorlanabilme ihtimali olan seçim kampanyası yeniden ve yeniden ve yeniden Mustafa Kemal tartışması üzerine, şeriat tartışması üzerine kurduğu, seçim kampanyası bunun üzerine kurduğunu bence gösteriyor. Gerçi çünkü biz onu tekrar edelim sevgili seyirciler. Erdoğan hilafetin oylamasına dönüştürecek şeyi evet. 31 Mart'ı diye. Yekten Hocam hatırlattı. 1,5-2 ay evvel o tespit bu ana programda yapılmıştı. Buyur Doğan Ertuğrul devam et. Evet. Burada iktidarın reflekslerini bilmek gerekiyor. Mesela çok dağıtmadan çözüm süreci mevzuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Çözüm sürecinde inanılmaz bir kamuoyunun bir kesim için çözüm, Kürt sorunu çözüyoruz falan filan kampanyası yürütürken iktidar yakinen biliyorum ki bazı milletvekilleri, partinin bazı isimleri falan filan kendi bölgelerinde bunun karşı olmadığını bildikleri için ya işte Erdoğan Kürtleri bir oyuna getirecek, terörü bitirecek aslında buradaki mesele falan diye kampanya yürütüyorlar. Bu bir seçim kampanyasıydı. Çift dilli bir seçim kampanyası. Ben şu anki şeriat tartışmasının, Atatürk tartışmasının kastı mahsusayla çıkarmış bir seçim kampanyası olduğunu düşünüyorum. Bu demek değildir ki, Yekta Hoca'nın söylediği gibi, daha önce programda konuştuğumuz gibi, Erdoğan'ın rejimin otoriterleşmesi için şeriat söylemine ihtiyacı yok anlamına gelmiyor bu. Çok açık bir şekilde daha önce de konuştuğumuz gibi, bu söyleme ihtiyacı var Erdoğan'ın. Ama bu aynı zamanda Türkiye bir hep öyle tartışma var da 90'lardan bunu tartışıyoruz. Malezya olur mu Türkiye? İran olur mu Türkiye? Suudi Arabistan olur mu Türkiye? Hayır Türkiye Suudi Arabistan'da olmaz. Türkiye İran'da olmaz. Böyle bir ihtimal bence yok. Zaten Yekten Hoca şeyi de söyledi. Biz kurallar bütünüyle, şeriat bile olsa bu bağlı bir rejim haline gelemez zaten Erdoğan. Varsayalım ki kendince bir şeriat ya da daha İslamcı, İslami bir rejim ilan etti. Devamlılığını sağlayabilmek için o rejimi de yeniden revize etmek, burada da bazı değişiklikler var, bunları da değiştirmemiz lazım demek zorunda. Rejimin stabil olmamasının doğası gereği böyle.
Daha önce konuştuğumuz için çok devam etmeden söyledim. Yani Türkiye'nin otoriterleşme ihtimali çok daha tehlikeli boyutlarda. Seçim sonrasında bu potansiyel çok açık bir şekilde var. Bunun seçim öncesindeki en temel argümanlarından bir tanesi hilafet, şeriat falan filan tartışmazlı olacak. Muhtemelen eğer o gücü kendisinde bulursa, seçimde istediği sonucu elde ederse anayasayı takmamanın, işte bundan sonra veliahtımı ben tayin ediyorum ya da ne yapacaksa demenin bir gerekçesinin saltanat ritüeli olmadığı, şeriat olmadığı, Müslümanlık olacağına dair şüphe yok. Ama burada asıl mesele dediğim gibi böyle Türkiye bir şeriat rejimine mi gidiyor? Türkiye İran mı olacak? Türkiye Suudi Arabistan mı olacak gibi bir tartışma bence rejimin istediği şekilde konuya bakmak anlamına gelir. Bu şu demek değil. Bu konu hep şöyle bir şey var ya, gündem değiştirmek için. Hayır, gündem değiştirmek için yapmıyor. Bu seçim stratejisi. Bu tartışılsın istiyor. Bunun üzerinden saflar sıklaştırılsın istiyor. Karşı tarafta bunun üzerinden gardını alsın istiyor. Burada benim yıllardır söylemeye çalıştığım bir şey var. Bu rejimin önemli müttefikleri sekülerler, Türkiye'nin seküler bürokrasisi. Türkiye'nin sekülerleri, gerçekten söylüyorum, bu rejimin neyine karşılar mesela? Genellemeden söylüyorum. Bir blok halinde sekülerleri söylemiyorum. Hep şey örneğini veriyorum. Bu ülkenin sekülerleri, bu CHP tabanı dahil buna. CHP tabanı dahil ya da başka partilerde olan seküler taban. Bu rejimin MHP ile ittifak halinde Kürt meselesine bakıştan rahatsızlık duyuyor musunuz siz? Dış politikada Batı karşıtlığından, Amerikan karşıtlığından, orta şeyde Avrasyacı ya da İrancı, Çinci, bilmem neci bir anlaşma silsilesi yapıyor olmasına rahatsızlık duyduğuna dair bir işaret var mı? Hani çok muteber bir adam olduğu için değil ama düşünün ki birkaç yıl bu iktidarın dış politika vizyonu diye ortaya konulan mavi vatan fikrinin teorisini Cem Gürdeniz'in geçen hafta başı bir röportajı vardı. Röportajında sormaktan yorgun düşüyor artık gazeteci. AKP yönelik bir eleştirisi yok. Yok. Yani falan filan. Cihat Yaycı'nın da yok. Tabii yani bu şu çizgide, dış politik anlamda, stratejik anlamda, onların tabiriyle jeostratejik anlamda bu çizgide devam ederse bu rejimin daha böyle İslami bir retoriğe sahip olmasından söz ediyorum. Daha şeyleri, Türkiye'deki seküler, eski Türkiye diye tırnak içine yine koyuyorum, sekülerleri çok rahatsız etmiş gibi görünmüyor. O nedenle bence şeyi ayırt etmek gerekiyor. Evet, Türkiye'nin sekülerleri önemli bir topluluk, muhalefette temerküz eden. İşte son 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük bir heyecan dalgası yaşayan seküler arasında rahatsızlık var ama onlar arasında dahil iktidarın bir onay şeyi var, oranı var, maalesef var ve gücünü bence oradan alıyor. Bunu son cümle şeyle söyleyeyim. Görüyor musunuz, sebep ne olursa olsun Erdoğan 3 gündür ey CHP seçmeni, eğer şey bulamıyorsan, aradığını bulamıyorsan bize gel diyebiliyor. Yahu düşünsenize, yani bundaki şeyi, cüret diyebileceğim şeyi bir tarafa bırakıyorum. Ama o potansiyelden, CHP tabanından, bir kısım CHP tabanından Erdoğan'ın oy alabildiğini görmek gerekiyor. Yani ulusalcı çizgiye işte falan, ya İYİ Parti, şöyle bir şey düşünün ki CHP ile İYİ Parti çizgisi arasında bir geçişkenlik olduğu söyleniyordu. Hep vardı, İYİ Parti'nin oyu kalmış mıdır şu an ayrı bir mevzu. Ama CHP seçmeni de olabilecek, İYİ Parti seçmeni de olabilecek bir seçmen grubunun pekala Cumhur İttifakı'na sorgusuz sualsiz destek verebileceği şartları yaşıyoruz. O nedenle seçim stratejisi olarak kullandıkları retorik ile seçimden sonra şeriatı kullanacakları retorik arasında farklılıklar olduğu ve hedefin daha önceki programda söylediğim gibi işte şeriat getiriyor. Bu yani Cumhuriyet Gazetesi'nin 40 yıllık sicilinde var olan o tarikatlar, marikatlar falan. Bunlar evet vahim boyutlarla devleti kurumlarını filan ama var olan tehlike, devlet için var olan tehlike bence İşte bakanlıklardaki tarikat yapılanması falan filanı çok aşan bir tehlike var. O açıdan da ittifakın hala bir kısım sekülerlerle Erdoğan rejimi arasında güçlü bir ittifak zemini ben olduğunu düşünüyorum. Son cümle şeyi söyleyebilirim. Bordeaux-Montreux Sözleşmesi dışında Türkiye'nin kamuoyunu etkileme gücü olan, bir zamanlar Cumhurbaşkanı adayı olabileceği düşünen askeri ve sivil bürokrasiden insanların hiçbir
Erdoğan rejimine yönelik eleştirisini duymuyoruz. Son örnek işte Cem Gürdeniz'in ağzından bir Erdoğan eleştirisi çıkmaması örneğinde olduğu gibi. Evet, hatta bir eleştirilen muhalefet mevcut yanlışları söyleyenlere iktidar ya bu şucu bucu dediği an hemen onun yanına geçip aa öyle miymiş bir taş da biz atalım diyen bir seküler muhalif kesim var. Ama Erdoğan'ın hazırlıklarının öyle sadece seçimle sınırlı olmadığını ömrümüz vefa ederse seçimden sonra göreceğiz. Türkiye bir referandum iklimine girecek ve bu referandum ikliminde 367 sayısını mecliste yakalayarak Erdoğan sağ İYİ Parti ve diğer altılı masanın CHP haricindeki diğer partilerinden Turan Bey kararname çıkarttım diyerek de yapabilir Erdoğan. Onu, yani buyruğumdur. Yani, doğru. Buyruğumdur. Kararname çıkarttım. Bana yasayı ben değiştiriyorum dese ne olur yani mesela. Elbette böyle olabilir. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararı yok hükmünde artık. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş sebebi anayasayı korumaksa kusura bakmasın Anayasa Mahkemesi şu an itibariyle anayasaya darbe yapan Yargıtay'a karşı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne karşı herhangi bir şeyi kalmamıştır ve ne yazık ki anayasa fiilen ilga edilmiştir. Yektan Hocam bu noktada Avukat Feyzi Altun vesaire isimlere de çok takılmadan belli konularda işte maden faciasında tek bir siyasetçi, tek bir bakan gözaltı yok, istifa yok. Bırakın onu Çevre Şehircilik Bakanı 10 gün sonra Erzincan İliç ilçesine maden faciasının olduğu bölgeye gidiyor. Ya diyor ben diyor sağlık İliç'in, problemi varmış. İliç'in diyor deprem bölgesi olduğunu, fay hattı geçtiğini bilmiyordum diyor. Yahu 1939 Erzincan depremini bilmiyorsanız bırakın Çevre Bakanlığı'nı. Bence hiçbir şey olmayın Türkiye'de yani. Hani kaç bin insan öldü diyor. Cumhuriyet tarihinde 6 Şubat 2023 Maraş depremleri ve 17 Ağustos 1999 Marmara depremiyle beraber en büyük 3 depremden biri bu. Nasıl bilmiyorsunuz yani ilişte siz? MTA haritada şeyi silmiş. O fay hattını silmiş hocam. Ruhsat verildiği için şeye Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün haritaları o çiziyor. Jeoloji haritalarını ruhsat veriliyor. Bu arada 1,5 milyar teşvik verilmiş bu şirkete. 8 milyon dolar vergi borcu silinmişti. Zaten devletin hakkı olan %12'de de indirim yapılmış, %8'e indirilmiş. %50 indirim yapılmış devlet hakkında. 120 milyon dolar bile almayacak orada işletme boyunca devlet. Ama Binali Yıldırım Üniversitesi'ne bu maden Anagold, Çalık ve SSR Mining şirketi 12 milyon TL bağışta bulunmuş ne hikmetse 2013 yılında. Ne ilginç değil mi? Bir maden şirketi dönemin Türkiye'nin son başbakanı, parlamenter sistemin son başbakanı Binali Yıldırım'ın ismini taşıyan eski Erzincan Üniversitesi'ne 13 milyon TL bağışta bulunmuş. Şimdi böyle bir yerde hocam. Depremden sonra şu anda Urfa'da bir müteahhite ceza kesildi 18 yıl. Başka hala bir şey yok. Belediye başkanları, fen işleri müdürleri, imar müdürleri, planları değiştirenler, o binalara izin verenler, yapı denetim şirketleri, müteahhitler. Resmen herkesin gözü önünde bir cezasızlık yani suç olsa da onun cezası yoktur şeklinde bir tablo var. Ama bu bırakın bunu halletmeyi bir de anayasayı ve şeriatı konuşuyoruz. Bu şartlar altında siz seçimden sonra Erdoğan istediğini alırsa dediniz. Muhtemelen İstanbul, Ankara'ya başta olmak üzere buralardaki büyük şehirleri geri almayı kastediniz. Yönetmenimiz de 2013 MTA diri fay hattı haritası, 2023 diri fay hattı haritası. Bakın o arada bir kırmızı çizgi gitti dikkat ettiyseniz. Yani hokus pokus. Çok enteresanmış gerçekten. Fay hattını haritadan silmek ya. Bu çok bakın, güzel bir. Bakın 2013 MTA diri fay hattı. Yani bu diri demek 5'in üzerinde depremi tetikleyebilecek potansiyele sahip fay hattı. Bakın gitti. Yok şu an o arada. İşte o tam madenin, altın madenin bulunduğu saha. Bu arada da Bursa'da spor Timsah Arena stadyumuyla Yenişehir Hastanesi arasında yeni bir fay hattı bulmuşlar. 6,2 ve daha üzeri büyüklükte depremi tetikleyebilirmiş. Bütün binalar, her şey, şehir oraya yapılmış. Yıldırım ve Nülüfer için.
Bu fay hattı oraya gitmiştir Turan Bey. Burada kesilen oraya gitmiştir. Şimdi anladım hocam ben. Hocam bütün bilim insanlarımıza analizden çağrıda bulunuyoruz. Arkadaşlar lütfen devletin 3 kuruşunu boşa harcamayın. O kayıp fay hattını bulduk. Buradaki o kayıp fay hattı Bursa'da ortaya çıkmıştır. Milletimiz bundan sonra rahat edebilir. Evet, kayıp fay hattını bulduk. Evet. Kayıp fay hattını bulduk. Kayıp fay hattı bu. Evet. Ne yazık ki hocam tablo bu. Hani siz hakikaten şaka bile yapmıyor dediniz ya. Aslında bir trajedinin ortasında birbirimize böyle tuhaf tuhaf bakıyoruz. Bu trajediden yani maden faciasından genel müdürü 6 saat gözaltında zor tuttular, Türkiye genel müdürünü. Şu Anagolt ilişteki maden sahası ve oradan siyanür şu an kükürt bölgeye havadan sudan yayılıyor topraktan ama gelin görün ki böyle bir şey yok diyorlar. Zaten artık arama kurtarma faaliyetleri bitti. Böyle 9 işçinin mezarı oldu o 10 milyon metreküplük toprak. Şimdi bu şartlar altında biz seçimden sonra Erdoğan o istediğini aldığında muhtemelen başka müdahaleleri de konuşacağız değil mi? Yani sadece yüksek yargıyı, medyayı zaten tanzim etti. Sadece yargıyı, medyayı değil bir de sermaye ve aslında hayat tarzı dediğimiz sokağı da konuşacağız. Yani bir şeyleri de herhalde değiştirecek bu tartışmaların nihayetinde o sizin Erdoğan tipi şeriat rejiminde bugün aynı kalamayız herhalde değil mi? Muhtemelen. Neler değişecek hocam seçimden sonra? Hani böyle bize çok soruyorlar. Seçimden sonra dolar ne olur? Seçimden sonra altın ne olur? Seçimden sonra ne olur hocam? Mesela rakı balık keyfi bunlarda bir sıkıntı olur mu? Bence zaten şu anda da büyük sıkıntı var. Türkiye'de duyduklarımıza göre şu anda da büyük sıkıntı var. Ya o masalar kurulamıyor yani. Bence yani hani önceden kurulamadığında mesela böyle krizler olduğu zaman en azından insanlar isyan ediyordu. Şu anda o da kalmadı. Hem masa kurulamıyor hem de isyan yok yani. Çıt yok yerine. Değil mi? Yok. Şimdi bu meseleye gelince bu meselede ilginç bir durum var. Yani ben buradaki ya şimdi şu çok garip değil mi yani? Şimdi şöyle bir şeye bakın şimdi. Bu şirket 100 milyon dolar yatırım yapmış öyle mi Turan Bey? Evet, yanlış biliyorsam benim dolar, evet. Evet hocam. Ondan sonra bir getirisi var ki kimi iddiaya göre bilmem total 8 milyar 4 milyar neyse dolarlık bir getiri gözüküyor. 4,5 milyar dolarlık bir rezerv var tespit edilmiş. 8 evet. Ve bunun 1 ama milyon bu 100 milyon çünkü olacaktır. Madem biliyorsunuz kazdıkça yeni rezerv bulabilirsiniz. Tabii hayır bir de bunun sanırım zaten yüz milyonlarca kısmı zaten alınmış. Alınmış. Şimdi bir ülkede teknolojiyi ilerletmek yani desteklemek için bir şirkete destek verebilirsiniz. Bir şirket çok önemlidir sizin ne bileyim enerji şu bu falan. Hadi onu diyelim vergiden muaf tutarsınız. Vergisini indirdiniz. Hadi diyelim ki. Yahu bu kadar yüksek kar eden bir firmanın niye bir defa vergi borcu silinsin? Evet. Hani ne düşün? Yani ben şimdi bunun bir defa sahipliği konusunda bence şüphelerimizin büyük olması lazım. Yani ben bunun Türkiye'deki geçen programda Doğan Bey söylemişti sanırım zaten bunu. Yani bu şirketin bir defa sahibinin kim olduğunu falan yani orada kağıt üzerinde ne yazdığıyla gerçekte bu işlerin nasıl yürüdüğü, kimin kazandığını falan hani düşünmek lazım. Yani Türkiye gibi ülkelerde artık Türkiye'yi maalesef benzeteceğimiz ülkeler Kazakistan vesaire falan filan gibi ülkeler olmaya doğru gidiyor. Evet. Oralarda oluyor bu işler böyle. Biliyorsunuz. Yani bir defa buradaki büyük bir skandal, büyük bir rezalet. Yani bu fay kısmına zaten diyecek bir şey yok. Diğer bir şey de bakan açık açık şunu söylüyor. Yani bakan aslında sağlık durumu itibariyle de bir tek şeyi biliyor. Erzincan depremini biliyor. Hatta iyi bildiğini söylemek için sanki ben onu yaşamış gibi hani o zamanki tarih söyleme biçimiyle söylüyor. 1939 demiyor. 939'da diyor falan. Öyle de bir şeyle biliyor ama hani sağlık durumu anladığım kadarıyla hani bahsettiği gibi böyle bir 8 saat ameliyat geçirir, 2 saat ameliyat geçirir. Yani zor işler bunlar. Yani bu bakanlık koltuğu çünkü zor bir makam değil mi? Yani bence hani muhtemelen feragat etmesi de gerekiyor. Bu sağlık durumu pek el vermeyecek gibi. Her neyse tabii ki o kısmı da büyük rezalet. Yani açık açık belli ki yani hani bunun neresine tutsak orası elimizde kalıyor ama burada bir karmaşa var. Şimdi benim şimdi demin konuşulanlarda böyle temelden bir şeyim olacak. İtiraz demeyeyim ama bir çok dikkat edilmesini düşündüğüm bir nokta var.
seküleri kirletmemek gerekiyor Türkiye. Yani Türk seküler kelimesini kirletmemek gerekiyor. Yani seküler kelimesini temiz tutmak lazım. Yani Gür Deniz'le yan yana gelecek bir kelime değil seküler. Seküler gerçekten Türkiye'de bir toplum olarak var olma şansımız. Türkiye'deki bütün meseleleri çözebilme ihtimalimiz. Türkiye'de hukukun olabilmesi şartı. Şimdi tabii şunu söylemek gerekiyor. Yani bunu konuşmak belki bir program, iki program, üç program belki gerektirecek kadar büyük mesele. Türkiye'deki laiklik, laik ne demek, seküler ne demek, aralarındaki fark ne, Türkiye'deki deneyim nasıl oldu? Ama Türkiye'de belli bir şehirli kesim var. Ve bu kesim bütün hikayenin, yani bu sekülerlik diye atfedilen kısmını sadece bir yaşam biçimi meselesi olduğunu, kaldı ki o da önemsiz değil, onu da söylemek isterim. Yani insanların istedikleri gibi yaşaması çok önemli. Çok yani hani kim yaşamak istediği gibi yaşanmasının engellenmesini ister. Yani bu her gün, yani her an soluduğunuz bir şeydir. Ya bir tek kanun işte kitapta ne yazıyor değil. O belki isteyen çok ilgilendiren odur. Ama ona indirgenerek tartışıldığı zaman bir kesim ortaya çıkıyor ki benim hayat biçimime dokunmadığınız zaman Türkiye'de her şeyi yapabilirsiniz diye. Ve bu kesimi bence sekülerizmi, zaten sekülerizmi ciddiye aldığını, onu önemsediğini düşünmemiz de mümkün değil. Çünkü sekülerizm yaşam biçimine indirgenemeyecek kadar önemli bir durum. Çünkü bu dediğim gibi hukukun üstünlüğünü garantiye alan bir durum. Bireyle devlet arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir şeyden bahsediyoruz. Hayata bakış açısından bahseden bir durumdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla eğer siz rakı balığa indirdiğiniz zaman zaten orada bir ayrılmış oluyorsunuz. Şimdi diğer bir konuda... Biraz belki hocam şunu yanlış anlaşılmasın seyircilerimizde. Ben de Doğan Ertuğrul da muhtemelen siz de onu kastediyorsunuz ama hani Türkiye'de sunulan sekülerizm ve sekülerlerin çizdiği profili kastederek, yoksa kesinlikle sizinle aynı kanalda... Hayır zaten orada şurada hemfikiriz. Yani mesela ben Feyza Altun'a çok büyük haksızlık yapıldı. Yani kesinlikle, yani ne demek yani, ne diyorsa diyordur yani. Onu beğenmiyorsunuz, kınarsınız. Yok mu değil mi anayasaya göre? Yani yok yani, hani kınarsınız vesaire, yani ya bu da işte bu şekilde konuşan bir insanmış dersiniz falan. Bunlar hepsi hakkınızdır. Yani ama şimdi sonuca baktığınız zaman yani bu demin bahsettiğim tehditli aslında ucuzlatan bir noktaya bağlanıyor iş. Evet. İşte polis geldi de ben rakı içtim de falan, yani hiç güzel. Yani ama şimdi burada dediğim gibi, yani bakın Suudi Arabistan meselesi zaten tümden alakasızdı. Türkiye'de bir kesim sanki Atatürk savunuyorlarmış, sanki bilmem sekülerizm savunuyorlarmış gibi bir davaya getirdiler. Bahsettikleri Suudi Arabistan o değil. Biz böyle yaşamak falan, radikal fikirlerle yaşamak istemiyoruz diyen bir Suudi Arabistan var. Oraya doğru yönelen bir Suudi Arabistan var. Aslında hani bizim durumumuz muhtemelen onlardan vahim. Geleceğimize doğru baktığımız zaman yani bu biraz bu meselenin ucuzlatılması, gümbürtüye getirilmesi. Yani hani ben burada sorumlu olduklarını düşünüyorum. Yani evet haksızlar uğruyor olabilirler ama bir yandan da burada bahsettikleri şeye gerçekten kendilerinin mi farkında değiller? Mesela şimdi bunun bir örneği yaşam biçimine indirgemek bir. İkincisi de tabii Gür Deniz örneği gibi durumlar var. Şimdi Gür Deniz örneğine de iyi bakmak lazım. Çünkü nasıl anlamak lazım? Onun farklı bir durumu var. Yani Feyza Altun'dan daha farklı bir örnek o. Neden farklı bir örnek? Çünkü Türkiye'de, yani bence Cihat Yaycı ile bir defa Gür Deniz'i karıştırmamak lazım. Evet. Cihat Yaycı Türkiye'de çok Türkiye tarihinde bence ilginç bir figür. Çünkü bu bütün bu hani bir de sahip çıktı ben yaptım falan dedi. Aslında kendi yaptığı da değil. O Gür Deniz'in bu mavi vatan falan, onun yani hayatını verdiği hikayeler bunlar. Neyse onu da aldı. İşte veya en kışkırtıcı pozisyonda bulundu. Ama bakın şu iddiada bulunuyorum ben. Eğer Türkiye Yunanistan işgali olsun, aynısını Yunanistan adına da yapar. Yani bir ilkeli yapan birisi değil Cihat Yaycı. Gür Deniz orada farklı. Gür Deniz endoktrinize olmuş bir şekilde, obsesif bir şekilde bunu savunan bir figür. Bu farklı birisi. O sonuna kadar inandığında hiçbir şüphem yok. Samimiyeti konusunda da hiçbir şüphem yok. Erdoğan'a yaklaşımında da ya biz Kemalistiz, o böyle falan, öyle baktığını da düşünmüyorum. Nasıl bakıyor biliyor musun? Bunu söylüyor zaten. Analiz falan da değil. 300 yıllık sürecine bakıyorum diyor. Ben 500 yıla bakıyorum diyor. Siz diyor burada bakma almışsınız diyor.
Türkiye'nin 3 yılına 5 yılına bakıyorsunuz. Türkiye öyle olur böyle olur. Biz 500 yılda 300 yılda jeopolitikada nerede olacağız diye olacağız. Bak bir de tersten düşünürseniz bu kişinin başına dünya kadar da iş getirildi. İçeri atıldılar yani bu Montreux tartışmalarında zor kurtardılar da yani aslında hani başları da belaya girmiş. Yani ben sevip sevmemelerinden öte Gürdeniz farklı bir yere koyardım. Ama dediğimiz şöyle bir kesim var. Türkiye'de çok geniş bir Kemalist kesim var. Evet. Bir yandan bugünün yol koşullarını hazırladılar. İkincisi efektif bir şekilde ürkütüldü ve tasfiye edildiler. Ben bugün Türkiye'deki sistem içerisinde varlarsa bile Türkiye'deki sisteme ne fren koyma ne onu yönüne müdahale edebilmek gibi bir marifetleri olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'a biat etmek, onun ağzından çıkanı tahmin edip ondan önce onu iddia etmek dışında bir yaşam şansları da olmayan bir ekip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla artık yani bir pozisyon temsil etme yeteneğini kaybetmiş kesimlere de ben Kemalist demek de bence doğru olmayabilir. Ya çünkü hani or kökenli diyorlar ya Türkiye'de kökenli diye bir şey vardı yani. Kürt kökenli diye. Yani o kadar doğru da muhtemelen Kemalist kökenli demek de daha şey olabilir. Çünkü onunla hepsini de ipotek altına aldı. Pardon Doğan Bey. Pardon. Yekten Hocam'la ayrıştığımız yerlerden, temel yerlerden bir tanesi bence bu. Şöyle, tabii ki sekülerizmin daha önceki programda Yekten Hocam çok şeyi söyledi. Türkiye'nin şu an en acil, Türkiye'nin geleceği için en hayati şeylerden birisi sekülerizm. Ama velakin şöyle bir durum var. Otoriter sekülerler olduğu, yani adını kendine eski uzunca bir süredir laik kemalistler diyenler olduğu gerçeğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunların güçleri ne kadardır tartışması başka bir tartışma. Güçleri Erdoğan'ı engellememe mevzudan önce muhalefet bile etmediklerini görüyoruz. Neye muhalefet ediyorlar mesela? Ben çok merak ediyorum. O nedenle her şeyde yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Türkiye'nin yani seküler tire laik kemalistleri Kürt konusunda mı Erdoğan'a muhalefet ediyorlar? Batı karşıtlığı konusunda mı Erdoğan'a muhalefet ediyorlar? Yunanistan konusunda mı muhalefet ediyorlar? Kıbrıs konusunda mı muhalefet ediyorlar? Avrupa Birliği karşıtlığı konusunda mı muhalefet ediyorlar? Ve Erdoğan birden önünde denk düştüğü için yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Erdoğan'ın Osmanlıcı hayalleriyle kemalistlerin, milliyetçi kemalistlerin, seküler kemalistlerin emperyal hevesleri birleştiği için zaten Erdoğan kendi malıymış gibi bir süre bence şeyi kabul etti. Mavi Vatan'ı kabul etti ve örtüştü o. Yani bu iktidarın bu kadar güçlü olduğu bir dönemde dış politikasını düşünün ki bambaşka bir çerçevede Yunanistan'la resleşen bilmem ne yapan falan filan bir çizgiye getirmesi bir dış politika şeyi, vizyonu koydu bu iktidara ve bunun şu an iktidar içerisinde, devlet içerisinde gücü, etkisi, Erdoğan'a engel olup ya da rejime engel olup olmaması tartışması ayrı bir bahis. Ben muhalefet bile etmediklerini düşünüyorum. Yani yok etmiyorlar. Şu an edemezler. Etmiyorlar. Evet. Ama edemezler. Etmemeleri, edebileceklerini düşünüyorum. Ya edememeleri Ekran Hocam bence sadece zayıf olmalarıyla açıklanabilir bir durum değil. Hayır şundan söylüyorum. Doğru. Yani şöyle söylemek lazım. Yani Türkiye'de bir defa hani Erdoğan rejiminin diğer bir yaptığı konuya da gelmek lazım. O da şu, parçalamadığı grup kalmadı. Yani her gruptan kendisine bir parça çekti. Yani buradan aldığımız dediğimiz zaman, yani bu şimdi şöyle anlaşılıyor çoğu zaman. Ondan sonra da bu bir iş efsaneye, analizden çıkıp efsaneye dönüşüyor. Burada sizin söylediğinizde kastetmiyorum. Bazen şu oluyor çünkü. Sanıyor ki ya işte bak içlerinde Kemalistler var. Ya bu demek değil ki Kemalistler bu rejimi destekliyor. Şimdi öyle bir aşırı bir noktaya götürmemek gerekiyor. Yani ama şunu da görmek gerekiyor. Bu rejim herkesten bir şey aldı. Kürtlerden aldı. Efendime söyleyeyim. Hem yaslandı hem aldı. Solculardan hem yaslandı hem aldı. Kemalistlerden hem yaslandı hem aldı. Hem onları mahvetti hem onlardan aldı. Cemaate keza yani anlatabiliyor muyum? Kopartmadığı, parçalamadığı bir şey kalmadı. Bu şeydeki temel bir parçalanma ekseni ise Kemalistler arasında jeopolitik oldu. Yüzü Avrasya'ya dönük olanlar ve yüzü NATO'ya dönük olanlar arasındaki bir parçalanma. Evet, net. Ve dolayısıyla bu yüzü NATO'ya dönük, Avrasya'ya dönük olanlar veyahut da Avrasya'ya döndürürlerse bu rejim içerisinde fırsatların daha da... Çünkü bu rejimi bir tek baskı rejimi olarak düşünmek de yanlış. Bu bir fırsatlar rejimi. Tabii. Yani hak etmediğiniz koltuklara en kolay gelme rejimi bu Türkiye'de hiç bugüne kadar mümkün olmadığı kadar değil mi? Cihat Tercih örneği gibi. Ya inanılmaz bir şey yani. Bence çok büyük bir dolandırıcılık bu hikayesi gibi yani.
Yani bu gerçekten öyle. Yani ve bu arada bence oradaki skandal kısmı siz Cihat Yaycı'nın ne yaptığı değil. Bugün muhalefet partisi diye halen adlandırılan, bence hiç öyle adlandırılmamalı. Ha. İyi Parti bunları toplantı yaptı hatırlayacaksınız seçimden önce. Ve hatta bir kısmı da protesto etti içlerinde. Her neyse. Her neyse uzatmayayım ve buraya da kitlemeyelim ki tekrar konumuza dönmek istiyorum. Yani ama şu çok doğru. Yani Türkiye'de sekülerizm maalesef magazin boyutuyla tartışılan bir hikaye olmaya devam ediyor. Ve bu tartışma biçimleri maalesef büyük ölçüde bir sorunu çözmeye, ileri götürmeye veyahut da bu konuda mobilize olmaya, toplumu mobilize etmeye değil, tam tersine yani böyle karanlık noktalarda işi boğuntuya getirmeye yarıyor. Şimdi Erdoğan bunu seçim için istiyor mu? Bilmiyorum. Neden bilmiyorum biliyor musunuz Doğan Bey? O da şu. Halen Türkiye'de şerri bir böyle bir şey, hilafet ister misiniz, şerri bir rejim ister misiniz? %50 karşılığı yok bence. Yani geçen bu çok popülerite... Pardon, Ekran Hocam. İki tane araştırma vardı. Bir Amerika şirketinin yaptığı %12, Kadir Has Üniversitesi'nin yaptığı %6 diyor. Üstelik birinci o soru kadar. Şu, şeriat ister misiniz? Şeriat ister misiniz? Yani bir İslam devleti ister misiniz de diye geçen programda konuşmuştuk. Şeriat, İslam diye algılayan insanlar dahil edildiğinde o araştırma göre %12 yani bunun karşılığı. Evet. Evet. Ve yani bir de şeyi de çok parçalılığını da halen unutmamak lazım. Bir yandan da halen İzmir adayı çıkıp meyhaneleri dolaşıyor Erdoğan'ın. Yani hani bunu da unutmamak lazım. Bunu da aynı anda yapıyorlar. Kesinlikle. Bunu da aynı anda yapıyorlar. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Benim aslında vurgulamaya çalıştığım yani burada siz hani bu Türkiye'de eski bir şeydir. Bu şeriat geliyor alarmizm diye bir durum var. Ben şunu demeye çalışıyorum. Evet. Türkiye'de otoriterliğin geldiği nokta itibariyle artık rejimin, Türkiye'deki sistemin grameri ve mimarisinin tümden değişeceği olgunluğa yaklaşıyoruz. Ve buradaki istikamet belli. Bu istikamete doğru gidiyor bu. Bunu nasıl yapar, ne eder? Bildiğiniz modellerden, ezberlerden kurtulun. Erdoğan kendi veyahut da Türkiye'deki rejim nasıl kendi başkanlığını yarattıysa onun da kendi versiyonunu yaratacaktır. Ama bu şu anda Türkiye'de gerçek bir tehdittir. Bunu bugün şu olsun bu olsun diye yapmıyor. Bir de Türkiye'deki seçimle ilgili de şunu söylemek isterim. Ankara'da muhtemelen zaten kazanma ihtimali yok gözüküyor şey. Yani başta ben biraz tereddütledim ama Erdoğan'ın AKP'nin kazanma ihtimali yokmuş gibi gözüküyor. Sanırım büyük bir kavga, büyük bir şey yarış İstanbul'da. Yani İstanbul'da ve İzmir'de ne olacağı ve şunu da burada hatırlatma, bunu da altını çizmek isterim. Yani Özgür Özel yönetimi son bir haftada çok garip işler yaptı. Özellikle DEM Parti ile DEM Parti ile girdiği bu anlaşma zemininden uzaklaşması bence bütün bu büyük şehirlerde de kazanma ihtimalinde bayağı sıkıntıya soktu. Ben evet, çok yani konuştum. Zaten muhalefetin kendi kendine Erdoğan'ın bir şey yapmasına gerek bırakmadan o parçalanmışlığını ta Mayıs-Haziran'dan bu yana seçimin hemen akabinde analizde enine boyuna anlatıyoruz. Ne yazık ki haklı çıktık, paramparça muhalefet ve İstanbul eğer İmamoğlu kılpayı kaybederse kılpayı kaybedecek ve bu da muhalefetin bu ve Özgür Özel'in iş bilmezliği ve muhalefetin diğer liderlerin aymazlığı sebebiyle olacak. Konuşacak çok başlıklarımızdan biri de bu değişimin seçim sonrasında hani dolar ne olacak sorusuna cevap verirken verdiğimiz gibi seçimden sonra sermaye ne olacak sorusuna da cevap verecektik ama süremizi biraz aştık. Onu da seyircilerimize haftaya devam edeceğimiz. Çünkü bu sermaye konusu da konuşmamız lazım. İşte Koç gibi Türkiye'nin en büyük holdingi üst üste sürpriz şeylerle karşı karşıya geliyor. O bahsettiğiniz Arabistan'daki Süper Kupa finalinin bir tarafı Fenerbahçe ve Ali Koç'tu. Erdoğan'ın çok kızdığını biliyoruz. Yani Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın telefonda çok ağır sözler sarf ettiğini biliyoruz. Şimdi gazeteci Enver Aysever 4 yıl sonrası için 2028'de İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı seçmek için hazırlanıyor Koç grubu. Buna destek verecekler haberinden sonra Koç grubu bir açıklama yaptı. İşte gerçekten ağır bir baskı altında olduğunu o açıklamanın satır aralarında görüyoruz. Sadece Koç değil Sabancı'dan Eczacıbaşı'na sermaye, büyük sermaye aslında onlar da 1 Nisan sonrasına dair endişeliler. Belli ki bir şeyler değişecek. Bunu peyderpey konuşuruz. Burada da seyircilerimize bu parantezi de açarak bu taahhütü vermiş olalım. Kısmet olursa inşallah
hem sermayede ne olup bitiyor hem de ekonomide aslında seçimden sonra herkesi doğrudan ilgilendirecek büyük çöküşler, büyük kusursuz bir fırtına bekliyor Türkiye'yi. Çünkü alın altına süpürülen bu kadar çer çöpünle bir yüzleşmenin kaçınılmaz olduğu, er ya da geç hesabın ödeneceğini de biliyoruz. Ben programı kapatmadan her ikinizden de kısa bir değerlendirme alayım ve ondan sonra seyircilerimize müsaade isteyelim. Evet Doğan Ertuğrul. Doğan Bey benim de konuşma hakkımı kullanın. Ben çok fazla konuştum. Yok, estağfurullah. Size cevabı bırakıyorum Doğan Bey. Ya rica ederim. Bu gelecek haftaya yönelik ben şeyi de duymak isterim Turan Bey. Merkez Bankası faizde 8 aydan sonra sabit karar aldı. Nas var, Nas aşamasına mı dönüldü, ne oluyor? Önümüzdeki hafta o konuda da sen ne söyleyeceğini merak ederim. Öyle bitireyim ben. Yani Şahin, Fatih Karahan geldi. Şöyle uçacağız, böyle uçacağız diyen yabancılara Ankara'dan bugün arkadaşlar sakin olun. 7-8 ay gayet iyi eğlendiniz. İyi de para verdik size. Bundan sonra başka şeyler konuşacağız mesajını vermiş oldular. Bizzat kendi alkışladıkları Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği para politikası kurulunda faizi enflasyonun tırmandığı bir dönemde aralıktaki seviyede tutmaya devam ettiler. Aslında bunu biliyoruz ki seçimden sonra faiz indirimleri ve diğer Nas şeyine de dönülecek. Şahabi para politikaları, Şahap Kavcıoğlu döneminin para politikalarına dönülecek. Aslında mevcut politika da ortodoks bir para politikası değildi. Enflasyonunuz, resmi enflasyonunuz %65 iken siz %45 faizle Amerika yahu enflasyon %3-3,5 ben %5,5 da tutayım indirirsem enflasyon tekrar hortlar diye Amerikan Merkez Bankası böyle konuşacak. Siz %45 ile TL'yi cazip tutacaksınız. Hadi oradan derler. O sebeple sürpriz olmadı. Aslında seçim sonrasına dair ilk işarette Fatih Karahan da vermiş oldu. Hafize Gaye Erkan'ın bıraktığı yerden indirimlere başlanacağını. Hocam sizin son değerlendirmeniz nedir programı kapatırken? Vallahi biz bu sefer biraz herhalde çok uzun oldu bizim bir kısmımız. Gelecek hafta devam. Gayet güzel. Gelecek hafta devam edeceğiz. Çünkü bunlar zaten konuşmak zorunda kalacağımız meseleler. Evet. Bir de tabii ki umarım, yani keşke zaman olsaydı şeyi konuşsaydık, bu seçimle ilgili olup biteni. Çünkü ben yani bu son 2-3 gündeki durumun CHP'nin bu büyük şeylerin birçoğunda kendisini zora sokacak bir işe giriştiğini düşünüyorum. Bir reste giriştiğini düşünüyorum. Onu da gelecek hafta konuşuruz. Konuşmak zorunda kalırız. Gelecek haftaki başlıklarımızdan ikisi şimdiden belli. Demek ki artık aday listeleri de Yüksek Seçim Kurulu'na verildiğine göre o arada itirazlar vesaire hepsi de değerlendirilecek. Hem anketler hem son durum muhalefetin, Cumhur İttifakı'nın ve muhalefetin adaylarının son durumunu da haftaya değerlendiririz. Sevgili seyirciler, analizde bize ayrılan sürenin yine geçmiş haliyle de sonuna geldik. Sabrınız, desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Özellikle son iki haftada daha bir şevk verdiniz. Yektan Türk Yılmaz ve Doğan Ertuğrul'un gerçekten pek başka yerlerde bulamayacağınız analizlerini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sizin desteğinize daha fazla insana ulaşalım. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.